Beyoğlu'ndayız ve Beyoğlu'nun belediye başkan adaylarından biri şu anda yanımızda CHP'nin adayı Alper Taş ve Alper Taş'ın eşi Füsun Taş. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Füsun Hanım, sizden başlayalım. Bir gün eşinizin Beyoğlu belediye başkanı adayı olduğunu duydunuz ve tepkiniz ne oldu? Nasıl duydunuz? Ne tepki verdiniz? Aslında hemen hemen herkesle aynı anda duydum ben. Çünkü biliyorsunuz bir televizyon yayını olmuştu. Alper'in adaylığını, aday olma olasılığını duymamız o televizyon yayını arasında çok bir akşam, bir gece vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon yayınında belediye başkan adaylığını anmasıyla beraber müthiş bir dalga oluştu. Ve aynı akşamda zaten adaylığı kesinleşti diyebilirim. Hani parti meclisi onayı falan sonra ne geçti işinizden? Ama, İyi mi oldu, kötü mü oldu? Ya bana şeyi soruyorlar, zorlandınız mı, işte çok kaygılandınız mı falan. O noktada çok farklı hissetmediğimi söyleyebilirim. Çünkü gerçekten hayatımız şey geçiyor bizim. Yani gençliğimizden beri bir koşturmacayla, bir idealimiz var, iddiamız var. Koşturmacayla geçiyor. Bu da onun bir parçası olarak hissettim. Yani belediye başkanı adaylığını klasik bir şeyle almadım. Yine göremeyeceğiz Alper'i diye düşündünüz mü? İşte demin söylemeye çalıştığım o. Zaten öyle bir hayatım var. Öyle rutin bir hayatımız yok açıkçası. Böyle çok steril, akşamları evde, akşam yemeğinde buluştuğumuz, uzun kahvaltılar ettiğimiz, işte bir ay sonrasını planladığımız falan bir hayatımız hiç olmadı. Hep koşturmacayla geçti. Mesela şöyle klasik bir şeyle almadım. Çok büyük sevinçlerle. Şeyi biliyorsunuz, siyasetin klasik bir dili, evet, işleyişi var. Hatta baştan karşı çıktım desene. Yavaş. Ya şöyle, sevinir mesela başkası duysa böyle bir şeyi. Hani bir milletvekili adaylığı mevzu vardı daha önce biliyorsunuz, şimdi belediye başkanı adaylığı falan. Ben de kaygılar da oldu tabii. Beyoğlu'nun first lady'si olacaksın. Öyle bakmıyorum. Kaygılarımın sebebi de o. İşte klasik algıyla bakmadığım için doğrudan sevinmedim. Evet. Çok büyük sorumluluk olduğunu hissettim. Ve bu sorumluluğun altından nasıl kalkarız, neler yaparız, neler yapamayız, işte sıkıntılar olur mu gibi kaygılar hissettim. Ve işte Alper'in karşı çıktı dediği de o. Bir süre böyle oturtana kadar kafamda çalışmayı kaygılı oldum. Sonra oturdu ya da, evet, oturmak zorundaydı. Ya şöyle oldu, sahaya çıktığımız andan itibaren kendimizi bulduk diyebilirim. Siz fazla medyaya çıkmıyorsunuz, bir yerde söyleştiniz. Ya ben sevmiyorum. Bir de T24'de sağ olun kabul ettiniz. Ya bir de vesile olmuyor. Şimdi ben eş durumundan hayatı yaşayan biri olmadım hiç. Hani kendi kendime de var olabildiğim yerler oldu. Siyaset yaptım, koşturdum kendi çapımda. Yani Alper'in yanında konumlandırmadım kendimi. Onun etkisidir. Evet. Peki, şimdi Alper Bey, bu öneri size geldiğinde ilk tepkiniz ne oldu? Ya öneri geldiğinde doğrusu benim kafamda olan bir şey değildi. Hiç düşündüğüm de bir şey değildi. Ben genelde politik kararları kendim almam. Yani kafamda kendim şekillendirmem ve kendim de karar vermem. Bu öneriyi bütünüyle örgütüme, yani Özgürlük ve Dayanışma Partisi'ne açtım. Yani böyle bir teklifi değerlendirin. Zaten teklif geldiğinde yanımda partiden arkadaşlarla teklifi dinledim ve Kemal Bey'le görüşmeye de partili yetkili arkadaşlarla gittim. Doğal olarak öyle kişisel bir karar değil, bir kolektif karar. Yani benim hakkımdaki kararı parti versin dedim. Daha önce de çünkü milletvekili teklifleri almıştık. Bunu yine parti karar verdiği gibi belediye başkan adaylığı olup olmamamı da ben partiye düşünce belirtmeleri için gönderdim bu teklifi. Onların değerlendirmesini istedim ve aynı zamanda size partinin değerlendirmesi değil. Çok demokratik örgütlenmelere, değişik siyasi partilere, değişik dostlara, parti dışı çevrelere de bu soruyu sorduk. Yani Beyoğlu belediye başkan adayı olmamız konusunda bu teklife ne dersiniz diye. Çevreden de çok olumlu yanıtlar aldık. Yani hem parti tabanından hem demokratik kamuoyundan, sol kamuoyundan, çevremizden çok olumlu tepkiler almamız, hem de Fox TV'de İşte Kemal Bey'in açık bir teklifinin kamuoyuna yansımasından sonra oluşan heyecan dalgası bizi böyle bir sürecin içerisine itti. Yani doğal olarak kendi irademizin ötesinde bir toplumsal irade bizi bu sürece taşıdı.
Evet. Şimdi herhalde CHP ile bir mesafeniz var. İdeolojik siyasi konularda bir ayrılık vardı. Belki daha önce yoğun olarak eleştiriyordunuz falan. Şu anda bir işbirliği başladı. Evet. Nasıl ilk adımları işbirliğinin iyi gidiyor mu? Şimdi ben zaten Cumhuriyet sahip çıkıyor mu CHP? Tabii CHP sahip çıkıyor. CHP ilçe örgütüyle herhangi bir sorunumuz yok. Birlikte çalışıyoruz. Birbirimizi anlıyoruz. Ben CHP tabanına yabancı bir insan değilim. Ben Haziran Hareketi içerisinde zaten uzunca yıldır çalışıyorum ve sosyal demokrat tabanla sosyalistlerin bir mücadele birliği olarak şekillendi Haziran Hareketi. Doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı beni biliyor, beni tanıyor. Adalet yürüyüşünde, Adalet Kurultayı'nda konuşma yaptım, değişik platformlarda konuşma yaptım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının yabancı olduğu bir isim değilim, bildiği bir isimim. Ama ben sosyalistim, tabii sosyal demokrat değilim. Ama bugünün Türkiye'sinde sosyal demokratlarla sosyalistlerin işbirliği, birliktelik, ittifak ne dersek diyelim yapması gerekliliğine inanıyoruz. Çünkü Türkiye AKP-MHP faşizminin büyük tahakkümü altında. Bu tahakkümü yıkmak açısından sosyalistlerle sosyal demokratların veya demokratların veya en geniş kesimlerinin bir mücadele birliğinin olması gerek. Şu anda nasıl gidiyor? Yani gittiğiniz yerlerde kendi arkadaşlarınızı, dostlarınızı, sosyalistleri vesaire mi daha çok görüyorsunuz, yoksa CHP'nin kitlesinden de destek aldığınızı hissediyor var. Musunuz? Herkes var. Tabii CHP'nin tabanı, örgütü, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin örgütü, hatta İyi Parti bizimle beraber geliyor, çalışıyor. Onlar da çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak ilişkisi içerisinde. Beyoğlu adaylığımızı önce bir mesafe koydular, bir itiraz ettiler, bir rahatsız oldular ama sonra bizi tanıdılar. Gördüler. Fikirlerimizi olanca açıklığıyla söyledik. Yani sosyalist olduğumuzu, meselelere bakış açımızı. Ama siyaset onlar hepimiz açısından yeni bir değişik dönemi içerdiği için onlar da bizim adaylığımızın Beyoğlu açısından önemli olduğunun farkına vardılar, bilincine vardılar. Sağ olsunlar bu konuda çok duyarlılar. Çünkü onlar da artık adil, eşit bir yerel yönetim istiyorlar. Dürüst bir yerel yönetim istiyorlar. Rüşvete, kayırmacılığa, ayrımcılığa dayalı olmayan bir yerel yönetim istiyorlar. Doğal olarak biz burada bir yerel yönetim çalışması konusunda hemfikir olduk ve bu konuda hassasiyetlerimiz ortaklaştı. Sadece yani solun, sağ olsunlar, sosyalist hareketin ana gövdesi hep yanı başımızda. Halkların Demokratik Partisi, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Halk Evleri. Yani bütün bu arkadaşlarımız bu süreç konusunda bizim adaylığımıza ilişkin herhangi bir şeyleri yok, itirazları yok. Eleştiriler var, eleştiriler de olacak, eleştiriler haktır. Eleştiriler de bizim iyiliğimiz içindir. Yani arkadaşların eleştirilerini, var olan eleştirilerini ben dostane eleştiri olarak görüyorum. Peki. Onlara da teşekkür ediyorum eleştirilerinden dolayı. Peki, şimdi sizin geçmişinize bakınca çocukluğunuzdan beri değişik aşamalardan geçmişsiniz. Bugün sizi ilk başta belki yadırgayan İyi Parti ya da benzeri sağ kesimlerden herhalde geçmişiniz onları da etkiler diye düşünüyorum. Çünkü bir dini bir boyut var, imam hatiplilik var. Evet. Nasıl oldu, onları birazcık konuşalım mı? Siz babanızın etkisiyle mi imam hatipe girdiniz? Evet, babam nasıl gönderdi. Nasıl bir şey oldu? O tabii babam gönderdi. Babam benim rahmetli oldu Aralık ayında. Tabii İmam Hatip'te okuyup iyi bir hoca olmamı isterdi. İstiyordu yani. Muradı oydu ama babam tercüman okurdu. Koyu Adalet Partiliydi o dönem. Sıkı bir Demirelciydi. Hatta en küçük kardeşimin ismini Demirel olarak koydu. Şu an nüfusta da Demirel'dir. Ama biz onu gerçek hayatta Akın diye ifade ediyoruz. Şimdi o Tercüman gazetesini bana çok okuturdu. Gözleri iyi görmediği için ben onları okuyarak politikleştim. Ve İmam Hatip'te okumam beni tersinden sosyalist bir kimliğe, çünkü pazar, Rize'nin pazarısı devrimcilerin etkin olduğu bir yerdi. Ben onları izlerdim, takip ederdim. Onların duruşları beni etkiledi. Yani bize İmam Hatip'te bunu birçok yerde de söyledim. Yani önemli bir işaret olduğu için söyledim. Hazreti Ömer'in çok adaletli biri olduğunu söylerlerdi, ifade ederlerdi. Fakat gerçek hayata girdiğimizde ben o söz konusu edilen, tarihe ait iddia edilen o hayatın bizzat o günün Türkiye'sinde devrimciler tarafından hayata geçirildiğini görürdüm. Yani adalet, dayanışma, paylaşma, onların
hayat tarzları, hayata bakış açıları ve hayatla kurduğu ilişkiler beni etkiledi ve devrimciliği ve sosyalizmi o hayatlardan etkilenerek öğrenmeye, anlamaya çalıştım. Ama bu arada dini de öğrendiniz. Tabii yani 5 vakit namaz kılardım. Hatta 12 Eylül geldiğinde devrimci insanları tutukladılar, gözaltına aldılar, yoğun işkenceler. Ben de sürekli namazda Allah'ım sen devrimcileri koru diye dua ederdim ama. Bu öğrendikleriniz bugün dindarlarla ilişki kurmakta size yardımcı oluyor mu? Tabii ya, ben onların dilinden anlıyorum tabii. Ben o kültürle büyüdüm. O değerleri bilirim, taşırım. Yani bunlar nedir? Size komünist, dinsiz, imansız vesaire diyorlar mı? Yani şimdi tabii sol eşittir dinsizlik, sağ eşittir dindarlık diye bir algı oluşturuldu. Bu algı yanlış bir algı. Çünkü biz sol olarak, sosyalist olarak insanların inançlarına, kimliklerine, kültürlerine, mezheplerine bakmayız. Biz sınıfsal pozisyonlarına bakarız. Yani ezen mi, ezilen mi, sömüren mi, sömürülen mi? Biz buradan hayata bakarız. O yüzden yani bir Müslüman solcu olamaz, soldan yana olamaz, sosyalist olamaz diye bir algı. Onlardan destek aldığınızı hissediyor musunuz? Alıyorum tabii, alıyorum. Yani çünkü bizi zaten bu Beyoğlu'nda iktidara taşıyacak olan önemli bir toplumsal kesim onlar zaten. Yani dinini, imanını yaşayan ama temiz yaşayan, temiz duygularla yaşayan, dinin bir siyasal istismar ve ticari istismar aracı olmasını da istemeyen ve bundan oldukça rahatsız olan çok geniş bir toplumsal kesim var, dindar kesim var. O kesim benim zaten işte babam da dindar bir insandı. Yani sonuç itibariyle ben o dünyanın çocuğuyum. Ben yani uzaydan İmam Hatip'e gönderildim. Evet yani ben. Gerçi sonra bir değişiklik olmuş galiba babanızda değil mi? Babam sonradan Özgürlük ve Dayanışma Partisi'ne oy veren bir baba haline geldi. Zorlamadınız değil mi? Ya zorlamadık. Sadece söylediği şuydu. Hep onu söylerdi. Arkadaşlarımla görüşür, tanışır, beraber olurdu. Oğlum çok iyi, arkadaşlarınız da çok iyi de şu memlekette iktidar olmanız için bir de 5 vakit namaz kılsanız bu iş olacak derdi. Oradan bakardı hayatı. Ben yani öyle bir yıllar önceki bir söyleşinizi hatırlıyorum. Bunu Faruk Bildirici'nin şeyinde de okumuştum, sitesinde de okumuştum. Öldüğünde cennetin kapısında Tanrı seni nasıl karşılasın sorusuna bir cevabınız var. Hatırlıyor musunuz nasıl cevap? Bir hatırlat bakalım. Demişsiniz ki, Ulu Alper, ne haber, nerede kaldın? Evet, öyle bir, evet. Evet. Yani, öyle yani bir şey biz her şeyi hayatın içerisinde anlamlandırmaya, hayatın sadeliği ve içtenliği içerisinde aramaya, bulmaya çalışan insanlarız. Öyle olmaya çalıştık. O yüzden insana ait olan hiçbir şey, o önemli bir laftır, bize yabancı değildir. Hayatın her alanı, insana ait her alan bizim alanımızdır, ilgi alanımızdır. O yüzden bu ülkemizin insanların bütün kültürel, toplumsal hayatını bilmek, kavramak, onların içerisinde onlarla hayatlar paylaşmak zaten yapmamız gereken işlerdir. O yüzden hiç yabancılık çekmiyorum. Çünkü ben zaten o toprakların çocuğuyum, o insanların evladıyım. Doğal olarak onlarla dil kurmada, yani bize laflar ettiler, işte nasıl konuşacaksınız, o dünyayı nasıl kapsayacaksınız, sanki biz başka bir dünyadan gelmiş gibi. Hayır, biz oralardan geldik. İşte babam Rize'de, pazarda çay fabrika işçisi bir insan, annem çay üreticisi. Yani sonuçta geldiğimiz yerler orası. Oralardan da kopmadık. Yani sürekli gidip geliyoruz, sürekli temas içerisindeyiz, sürekli paylaşıyoruz. Bizde ne kadar siyasetimizde önemli bir yer tuttu yani Recep. Havasından, suyundan herhalde. Mesut Yılmaz. Evet. Hatta bir zamanlar benim üyesi olduğum partinin lideri Laz İsmail. Laz İsmail başka. Yani o onu ayrı bir kategori. Ayrı bir kategori. Orada yani biz Laz İsmail'le beraber başka bir Rize'nin temsilcisiyiz. Eşitlik, özgürlük, dayanışma, paylaşma, sol, sosyalizm, adalet. Bu Rize'yi temsil ediyoruz, evet. Kendinizi devrimci olarak tanımlıyorsunuz. Evet, sosyalist hala olarak. Sosyalist olarak tanımlıyorsunuz. Ama burada Beyoğlu'nda herhalde devrim değil, epeyce bir reform yapmanız gerekiyor. Ya şimdi tabii sosyalist devrim, Beyoğlu Belediyesi'ni aldık diye orada sosyalist devrim olacak hali yok. Ama şöyle bir şey yapacağız. Sosyalizme ait, sola ait değerleri Beyoğlu Belediyesi çalışmalarının içerisinde somutlayacağız. Yani yönetim anlayışımızı somutlayacağız. Yani bir sol yönetim nasıl olur? Halkla nasıl bağ kurar? İçinizde bir kuşku yok mu? Yani hayatınızı ben de bir parça biliyorum, biraz inceledim. Evet. Şimdi bir sürü aşamalardan geçmişsiniz. Devrimcisiniz, hep başından beri neredeyse devrimcisiniz. Ve birdenbire bir, yani Beyoğlu gibi Türkiye'nin vitrini, merkezi neredeyse burada bir
yerel yönetici olacaksınız. İlk olay gündeme geldiğinde bir korku, bir ürperme. Ya becerebilir miyim? Ya becerme meselesi konusunda hiçbir tereddüt duymuyorum. Çünkü ben bir şeyi becermeyeceğim. Benim becerimle ilgili bir mesele değil bu. Ben halkla beraber Beyoğlu'nda küçük dokunuşlar yapacağım. Samimi dokunuşlar yapacağım. Onlarla birlikte yapacağım. Çünkü bugünkü krizin nedeni zaten insanlar yukarıda yönetmen anlayış. Peki. Mevcut egemen anlayış insanlar yukarıdan yönetiyor. Biz insanlarla beraber, halkla beraber, Beyoğlu halkıyla 45 mahallede mahalle meclisleriyle yöneteceğiz. Benim işim aslında bu noktada kolay. Bir kazanalım bak, herkes görecek. Halk kendini nasıl yönetir? Biz halkın kendi kendini yönetmesinin bir tür aracısı olacağız. Tamam. Siyaseti daha da sınırlayacağız bundan sonraki bölümde ama en son şunu sorayım. Kazanma şansınızı yüzde kaç görüyorsunuz bugün ya, itibariyle? Şanslarımız eşit. Yani şu an kafa kafa %8 aramızda fark vardı ben aday olmadan önce. Karşı taraf. Evet, %8'di benim adaylığım söz konusu oldu. %8 bir fark vardı anketlerin söylediği. Şu an fark kalmadı. Şu an kafa kafaya bir yarış içerisindeyiz. Burun farkıyla kazanacağımızı söyledim. Burun farkıyla kazanacağız yani. Çünkü burnunuza güveniyorum. Evet, burnuma güveniyorum. Ama o burun farkını AKP kendi yöntemleriyle kapatabilir son yani, anlarda eğer küçük farklar olunca. Ya zaten adaletsiz bir seçim yarışı var. Zaten bir adalet yok. Şimdi benim hani o arkadaşı küçümsediğim için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Haydar Ali Yıldız, AKP'nin adayı. Ama o aday değil. Benim karşımda Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan var. Maalesef seçim... Niye Bilal Erdoğan? Ya Bilal çünkü onun okul arkadaşı. Onun Okçular Vakfı'ndan beraber yürüttüler. Ve bunu da zaten Recep Bey ifade etti. Yani oğlumun işte arkadaşı emanet ediyorum, evet, veriyorum diye. Doğal olarak Beyoğlu'nu onlar iktidar olduğunda zaten Okçular Tekkesi'nden yönetecekler. Bunu biliyoruz. Biz mahalle meclislerinden yöneteceğiz. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu sistemin, başkanlık rejimi sisteminin ne kadar yanlış olduğunun bir göstergesidir. Cumhurbaşkanı her yerde sanki belediye başkan adayı gibi çalışıyor. Bu olabilecek olan bir şey midir? Başka yerlerde bir çalışıyorsa Beyoğlu'nda iki çalışıyor. Beyoğlu'nu özel olarak kontrol ediyor. Çünkü Beyoğlu onun doğduğu, siyaset yaptığı bir yer. Doğal olarak biz esasen adaletsiz bir biçimde büyük bir yarışın içerisindeyiz. Ama insanlar artık değişim istiyor. 25 yıl yeter diyor. Biz bu değişimin taşıyıcısı olmaya çalışıyoruz. Peki, siyaset zor bir alan ama hayatın siyasetten daha zor bir alanını konuşmaya başlayalım çünkü. Şimdi evet, Hüsnü. Niye? Evet, daha zor bir alan mı? 52 yaşındasınız değil mi? Evet. Sizin ilişkinizin de ne kadar 32 yıllık falan bir geçmişim 32 var. 32 yıllık geçmişim 32. Var, evet. Nasıl başladı? Aynı okulda okuduk zaten. Okula ben İzmitliyim, yani doğup büyüdüğüm yer orası. İzmit'ten geldim, biraz şaşaladım İstanbul'a gelince. İşte basın yayın yüksekokuluydu o zamanki adıyla, kazandım. Sınıflar 350 kişi, bir kalabalık ortama girdim. Ve çevreyi gözlemlemeye başladım. Yani küçük bir yerden büyük kente gelmiş, üniversiteyi kazanmış biri. O dönemde gençlik hareketlerinin çok yükselişe geçtiği bir dönemde. 87 sürecinden bahsediyorum. Her şeye dikkat etmeye başladım. Bir işçi ailesinin çocuğu olarak, dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak gelmişim. Parasız üniversite deniyor, ben etkileniyorum. Mesela çevrede konuşmalara kulak misafiri oluyorum. Sınıfa, amfiye arkadaşlar geliyor, konuşmalar yapıyor, alkışlamaya başlıyorum filan. Hani benim duygularımı yakaladılar o süreçte. Ve yavaş yavaş işte önce dernek üyesi oldum. Sürecin içine girdim ben de, solculaşmaya başladım. Alper'le üniversiteye başladıktan bir buçuk yıl sonra filan tanışabildim. O kadar koşturmaca halindeydi ki ben ismini duyuyordum. Bir çeşit tırnak içinde efsane gibiydi. Alper şöyle, Alper böyle, merak ediyordum. O da etki etti mi yani? Yok, efsaneliler yok, hayır, olmuyor. Olmadı. Aşk başka bir tür bir şey. Aşk yani bir şey. Öyle etkilenerek girsem 31 yıldır beraber olamazdım herhalde. Hı hı. Neyse, sonra bir buçuk yıl sonra tanışabildik biz. Aynı okulda olmamıza rağmen. Kalbim çarpmaya başladı. Hani bu hayattaki en büyük şansımın gerçek anlamda aşık olabilmek olduğunu söylerim ben hep. Gerçekten bunu hep çok kıymetli buluyorum. Kalbim çarpıyor ama biraz Taşra'dan, şeyden, küçük kentten gelmiş olmanın getirdiği bir güvensizlik var. Kim bana bakmaz ki duygusuyla kalbim çarpıyor. Kendi kendime yaşıyorum. Meğer karşılıklıymış. Nasıl fark etmez zaman... böyle güzel bir kız. Ben Galatasaray'da, rahmetli oldu şimdi, teyzemin evinde kaldım. Okula da çoğunlukla yürüyerek gider gelirdim İstanbul Üniversitesi Mercan Yokuşu'ndan. Galata Köprüsü'nü geçip Boğazkesen, Tophane falan eve öyle yürürdüm. Alper de Ok Meydanı Fethi Spor'da o zaman futbolculuk yapıyor. Evet. Ve
Yolda sık sık karşılaşmaya başladık biz akşamları. Tesadüf değil herhalde. İşte ben tesadüf olduğunu zannediyordum. Yolumun üstü seni de bırakayımlarla başladı. Sonra o yol arkadaşlığı bir aşka, sevdaya dönüştü. Bana bir sır verin. İki şey söyleyin. Özel hayatta ya da insani özellikler açısından Alper Taş'ın en güçlü bulduğunuz tarafı ve en zayıf bulduğunuz tarafı. En güçlü bulduğum yanı insan sevgisi. Çok yoğun bir insan sevgisiyle yaşıyor. Zaman zaman kendini hırpalayacak boyutta bir insan sevgisi. Belki en zayıf yanı da budur. Hani belki çelişkili gibi görünen bir şey ama çünkü kendini, hayatını çok hırpalayabiliyor o konuda. Ben mesela bir şeyimizi hatırlıyorum. Bir gün bir mitingden eve Maltepe'de oturuyorduk o zaman. Çok yıllar önceden bahsediyorum. Yürüyerek gelmek zorunda kalmıştı. Ayakları paramparça olmuştu. Su toplamış yara bere. Ne oldu Alper dedim. Bütün cebindeki paraları o an eşinden galiba birbirini kaybetmiş bir kadın arkadaşa vermiş. Tanımadığı bir kadın arkadaşa. Çok böyle bir yoğun şeyle yaşar, sevgiyle. Zannediyorum hani bu hakikaten bu samimiyeti sebebiyle de bu kadar seviliyor. Girdiği her yerde benimseniyor diye düşünüyorum. Biraz şikayetçi misiniz çok sık görüşememekten? Ya biraz 31 yıldır birlikte olmanın sırrıdır da aynı zamanda bu. Hani hasret de sevdaya dair diyeyim. Tabii şöyle bir hayat yaşasaydım zaman zaman düşünüyorum. Her akşam yemek sofrasında bir arada, her yerde bir arada, her yerde el ele falan bıkılabilir. O benim şimdi, geliştirdiğim taktik. O yüzden o hasretlik, mesafe koyup aynen, bazen özletip. Ya çok durumumuz, özlüyorum tabii. Özlüyoruz birbirimizi. O tabii sevdayı biraz canlı tutuyor. Peki. O bizim sırrımız. Bu mesafeleri kapatmak için ne yapıyorsunuz? Ara sıra eşinize çiçek alıyor musunuz? Ne bileyim, hediyeler mi, şarkı, şiir? Ya şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani ben yani bu noktada bir belediye başkan adaylığı ve uzun devrimci demokrat mücadelem konusunda füsürü çok büyük, nasıl söyleyeyim, paylaşımı var, özverisi var, sorumluluğu var. Yani Füsun olmasaydı, bu düzeyde anlayışlı ve sorumlu bir eşim olmasaydı ben bu düzeyde, bu yoğunluğun içerisinde bu kadar olabilir miydim? Bu tartışma konusu. Çünkü kolay değil. Böyle bir erkeği çekebilmek bir kadın açısından çok mümkün değil. Gerçekten doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü ben çok sosyalim ve sürekli her yerdeyim. Füsun çok daha sade bir hayatı isteyen, öyle kalabalıklardan hoşlanmayan, evde küçük şeylerden hoşnut olan, o noktada gönlü ve dünyası çok güzel, çok geniş ama yaşantısı çok sade, çok yani belirli küçük şeylerden hoşlanan biri. O yüzden aslında Füsun'u bu noktada şey yapabilmek kolay, yani küçük dokunuşlar, ince jestler Füsun'u mutlu ediyor. Yani Füsun öyle büyük beklentiler içerisinde olan, büyük beklentiler içerisinde bekleyen bir kadın değil. O konuda çok anlayışlı. Ben de tabii her ne kadar bu konularda çok becerikliyim dese bile biz erkek milletinin bir takım eksiklikleri, kusurları, zaafları oluyor. Çünkü kadın dünyası bizden daha zengin, daha renkli, daha anlayışlı. Biz biraz daha hoyratız yani, onu söylemek katılıyorum, istiyorum. Katılıyorum, katılıyorum. En sevdiğiniz yazarlar? Ben Yaşar Kemal'i çok severim. Yani çok yazar severim de yani bir derseniz, yani onu özellikle en tepeye koyarım. Yani şundan dolayı koyarım. Çünkü okumayı onunla sevdim ben. Yani o yüzden. Yoksa aklınızda bir şiir var mı? Kısa bir bölümünü okusanız. Yaşar Kemal'in mi? Hayır hayır. Herhangi bir Nazım şiir. Hikmet. Ya Nazım Hikmet. Nazım benim olur. Başkası olur. Tabii şiir çok. Ben şimdi şu an en çok okuduğum şiir kampanya çerçevesinde kampanyamızın bir parçası haline dönüştürdüğümüz şiir. Çünkü biz kampanyamızı, seçim kampanyamızı ve Beyoğlu Belediye Başkanlık sürecimizi bir hep beraber yürüyüşü üzerine kurmuş vaziyetteyiz. Hep beraber. Hep bir ağızdan türkü söyleyip, hep beraber sulardan çekmek ağı, demiri oya gibi işleyip, hep beraber sürebilmek toprağı, ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, yanın yanağından gayri her yerde, her şeyde hep beraber diyebilmek. Bu duygularla başlıyorum ve Edip Cansever'in şiiriyle bitiriyorum. Nedir bütün o? İyi kitapların sonunda, bütün günlerin ve gecelerin sonunda meltemi senden esen, soluğu sende kalan yeni bir başlangıç vardır diye yeni başlangıca davet ediyorum insanlarımızı. Son sorular. Hayatınızın en zor günü ve en mutlu günü. Kısaca birer cümle.
Vallahi şimdi en mutlu günü Füsun'la evlendiğimiz gün. Ama en zor günü bilmiyorum yani, en zor günü tabii babamı kaybettiğim gün. Çok yakın onu, bir tarih. Evet, tarih babamı kaybettiğim gün. Peki en çok istediğiniz şey, eğer seçimi kazanırsanız yapmayı en çok istediğiniz, kendinizi en çok mutlu hissedeceğiniz konu ne? Bizim öncelikli olarak yapacağımız ve bütün Türkiye'ye armağan edeceğimiz bir Beyoğlu demokrasisi. Yani insanlar Beyoğlu'nda başka bir yerel yönetim var, başka bir demokrasi var. Mahalle meclisleriyle yönetilen, sorunlarını birlikte çözen, bu temsili demokrasinin krizine doğrudan demokrasiyle yanıt veren bir model. Fatsa modeli vardı 80 öncesi. 2019'da bir Beyoğlu modeli olsun istiyoruz. Kuşkusuz aynı şey değil. O dönemle bu dönem bir değil. Ama mantalite olarak, anlayış olarak, içerik olarak, yani yöneten yönetilen ayrımını ortadan kaldıran, halkın söz, yetki, karar ve iktidar sahibi olduğu bir yerel yönetim hayali için adayız. Ve bunu kazandığımızda başaracağız. Bunu peki, yapalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Başarılar. Teşekkürler. Sağ olun. Alkışlar da geliyor çevreden. Sağ olun. Evet, bugünkü konuğumuz CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'tı ve onun söyleşimize çok enteresan dokunuşlarla renk kazandıran eşi Füsun Taş'tı. Alper Taş, bilmiyorum, yenilirse ilgi gösterir miyiz kendisine, ama yenerse, galip olursa belki tekrar bir daha görüşürüz. Evet. Neler yaptığına, nasıl yaptığına ilişkin. Sevinerek. Bugünkü söyleşimiz burada. Beyoğlu'nun merkezinde, göbeğinde oldu. Sonraki söyleşilerimiz gerek Beyoğlu'nda, gerek başka yerlerde, gerekse de alıştığınız stüdyo ortamında devam edecek. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.